Sünnet nedir hocam? Sizin alanınızda da sünnet şimdi çocuk cerrahları yapıyor bildiğim kadar. Evet. Genel cerrahları yapıyor. Evet. Bir de tabii tıp fakültesi mezunu olmayan sıradan sünnetçiler. Dışarıdan sünnetçiler yapıyor. Sizce evet. Doğrusu nedir bunun? Yapacağınız işlemleri anlatırsanız, kendisi de gelip işlem yapacağı yeri kendisi önceden görmek kaydıyla çünkü... Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz üroloji uzmanı Profesör Doktor Levent Özkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sünnet nedir hocam? Sünnet yani... Aslında hepimiz biliyoruz da bir de sizden tıbbi olarak ne olduğunu... Valla tıp öğrencilerinde bile sünnetin ne olduğunu bilmeyenler var, açık söyleyeyim. Sünnet çok basitçe penisin üzerine örten sünnet derisi ya da Latince prepüsüm denilen bir derinin cerrahi olarak alınması işlemidir. Peki bunu yapmak mecburi mi ya da neden yapıyoruz biz bu işlemi? Neden sünnet oluyoruz? Şimdi bunun tabii çağlar içinde çok farklı cevapları var. Şu anda günümüzde baktığımız zaman sünneti aslında biz geleneksel nedenlerle oluyoruz. Yani tıbbi amaçlı olan sünnetler günümüzde çok daha az. Ama çok eski zamanları düşündüğünüzde yani böyle antibiyotikler, kremler hatta günlük banyo şansı bile olmadığında sünnet derisinin yarattığı birçok problem nedeniyle sünnet tıbbi bir tedavi hatta sonrasında önlem olarak uygulanmış bir cerrahi işlem. Ama günümüze geldiğimizde bu saydığım sebeplerden dolayı artık ağırlıklı olarak sünneti geleneksel nedenlerle yapıyoruz, dini nedenlerle yapıyoruz. Ama dünyanın belli hatta büyük bir coğrafyasında hala sünnetin koruyucu ya da tıbbi amaçla yapıldığını da görüyoruz. Yani aslında biz geleneksel olarak yapıyoruz ama onun tıbbi bir amacı da var. Tıbbi amacı var. Hala tıbben uyguladığımız belli hastalıklar var. Çok detayına girmeyeyim ama hani bu erkek çocuğu erken zamanda ya da bir hastalıkla karşılaştığında hatta bazen ileriki yaşlarda erişkin 30'lu 40'lı yaşlarda sünnet ya da benzeri bir operasyonla tedavi edilebilir. Var. Peki faydaları zararları nelerdir? Hemen şimdi onu dinleyelim. Şimdi sünnetin esas faydası hijyen ve temizlik aslında. Yani sünnetin faydasına zararına baktığınız zaman hele sosyal medyanın bu kadar kötüye kullanıldığı bir çağda çok fazla yanlış bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Yani hem faydaları çok abartılıyor hem zararları çok abartılıyor. Sünnet ne söylendiği kadar her türlü şeye iyi gelen, çocuğun boyunu uzatan, her şeyi iyileştiren bir işlem ne de doğru yapıldığı sürece vücuda herhangi bir zarar veren bir işlem. Yani dediğim gibi sünnetin çok faydalı olduğu coğrafyalar var, tıbbi olarak kullandığımız amaçları var. Ama doğru yapıldığı zaman da herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadığı sürece de vücuda herhangi bir zararı yok. O zaman zararları dediğimiz yerde doğru yapılmayan sünnet aslında zararı mı? Her türlü cerrahi işlemde komplikasyonla karşılaşabilirsiniz. Basit komplikasyonlar olabilir bunlar, çok geçici, basit şeyler. Ya da dediğim yani... Çok kötü sonuçlarla karşılaşılabilen şeyler de olabilir. Tıpta ve cerrahide ne yazık ki en basit gördüğünüz işlemlerde bile böyle bir şey var. Peki sizin alanınızda da benzer şeyler var. Ben kulak burma uzmanıyım. Bizde de mesela rinoplastide işte bunu plastik cerrahi mi yapmalı, kulak burma uzmanı mı yapmalı gibi şeyler var. Sizin alanınızda da sünnet şimdi çocuk cerrahları yapıyor bildiğim kadar. Genel cerrahları yapıyor. Bir de tabii tıp fakültesi mezunu olmayan sıradan dışarıdan sünnetçiler yapıyor. Sizce doğrusu nedir bunun? Yani 2015 yılından bu yana Türkiye'de kanunlarla sünneti sadece doktorlar yapabiliyor. Benim babam Türkiye'de en çok sünneti yapmış bir sağlık memuru. Babam da doktor değildi ama hani sünnetle adı alınan kişiydi ama 2015'ten sonra belli bir şey getirildi. Yani yasal olarak bakarsanız her ülkenin kendi kanunları var. Türkiye'de her tıp doktoru sünnet yapabilir. Pratik olarak baktığınızda ağırlıklı olarak yapanlar çocuk cerrahları, ürologlar ve yine pratisyen hekimlerdir. Genel cerrahlar biraz daha azdır. Bana sorarsanız kim yapmalı diye sünneti, sünnet hakkında çok bilgisi ve tecrübesi olan, hani sünnete sadece bir basit bir cerrahi işlem gibi bakmayan, tamamıyla sünneti psikolojisiyle, sosyolojisiyle, öncesiyle sonrasıyla ele alabilen, hani bu konuya kafa yormuş, okumuş, sünneti aşağılamayan diyeyim çok kısaca. Anladım. Bir herhangi bir komplikasyon olduğunda da takip edebilecek olan bir hekim yapmalı. Yani hekimlerin içerisinde de böyle aman sünnettir yaparız geçer diye düşünenler yapmamalı. Çok, bu işin ehli olanlar yapmalı. Çok var. Yani sünnettir diye bu işi hor gören çok meslektaşlarımız var. Bizim zamanında şeylerimiz oldu. Hani biz elimden geldiği kadar ben öğretim üyeliğim süresince de bunu aşmaya, tıp fakültesi öğrencilerine sünneti de anlatmaya, yani doğru yapmasına, en azından yanlış yapmamasına çok uğraştım. Çünkü siz basit diye Türkiye'de her erkek çocuğuna uygulanan bir cerrahi işlemi
yok sayarsanız, aşağılarsanız bunun toplum sağlığına etkileri, ileriki çocukların hayatına etkileri çok daha kötü olacaktır. Hemen sorayım o zaman, sünnet ne zaman yapılmalı? Evet, en çok tartışılan, evet, herkesin sorduğu ve 10 doktora sorsanız 9-10 farklı cevap alacağınız bir şey. 9-10 farklı cevap, evet. Çok farklı şey alacaksınız. Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Bir kere bu ne zaman yapılmalı? Yine söylediğim gibi doktorun ve ailenin sünnete bakışıyla çok ilgili bir şey. Son yıllarda doğar doğmaz sünnetlerde ciddi bir artış vardı biliyorsunuz. O tekrar neyse ki bir azalma eğilimine girdi. Hı hı. Çünkü Sayın Hocam da çok iyi bilir ki bir çocuk dünyaya geldiğinde aslında mecburi olmayan hiçbir cerrahi işlem uygulanmaz. Bu bizim cerrahinin bir kuralı. Evet, aileler biraz yeni doğan döneminde işte sanki çocuk hiç ağrı duymuyormuş gibi böyle bir his, evet, öyle bir şey yok benim aslında. Benim bildiğim en çok öyle yapılıyor, öyle yapılıyor şu an. Genelde öyle yapılıyor. Yeni doğan döneminde, yani bebeklik döneminde sünneti çok sık yapıyoruz. Ama evet, doğar doğmaz değil. Burada mesajı doğru vermemiz lazım. Ha, ne kadar doğar doğmaz bir çocuk çok tabii daha ki savunmasızdır. Çıktığı zaman vücut sıvısını kaybeder. Henüz daha dış ortama alışmamıştır. Bir hastalığı varsa. Hemen o anda mı yapmak isteyenler? Birinci günde yapılanları, hastane çıkılan yapılanları çok görüyoruz. Hani neyse sonrası ki azalıyor şu anda. Neyse ki azalıyor. Çevrenizde çok hikayeler duyuyorsunuzdur. Yani bir çocuk doğduktan sonra işte 3 gün sonra bir sebepten dolayı kuveze giriyor. Tabii ne bileyim ki bir sorunla karşılaşıyor, olabilir, şey yapıyor. Yani böyle bir dönemde bir şey çocuğa olur, ekstra bir cerrahi bir yük koymamak lazım. Ne kadar sonra diyorsunuz o zaman? Valla ben akılda kolay kalsın diye çocuğun 40'ı çıksın diyorum. 40'ı çıksın. Yani güzel, çocuk bir kilosunu alsın. İlk bir ayını devirsin. Bir adapte olsun. Bir şey var mı yok mu ortaya çıksın. Herhangi bir sağlık problemi ortaya çıkacak mı onlar görülsün. Ondan sonra ilk aylarda zaten bebek çok hızlı büyüdüğü için biz de her türlü vücuda verdiğimiz ilacı vücut yüzey alanına göre hesapladığımız için güvenlik açısından o bebeğin 3 kilodan 6 kiloya çıkmasıyla 5-6 kiloya çıkmasıyla sizin uygulayacağınız lokal anestezik dozundan daha sonra vereceğiniz kreme Allah korusun bir komplikasyonla karşılaşırsanız çocuğa yapacağınız müdahalede daha kolay müdahale etmenize kadar her açıdan ben, hı hı, bebek sünneti isteyenlere şöyle 40'ı çıktıktan sonra yani çok da hareketlenmeden 2, 3, 4 ay, 5 ay bunlar bebeğin hala hareketsiz olduğu hem daha rahat lokal anesteziyle yaptığınız hem de sonrasında ailenin kolay bakım yapabileceği dönemler. Hı hı. Ama hani çok meslektaşım böyle ne yazık ki böyle basma kalıp 2-6 yaş, 2-6 yaş gibi bir şey vardır. Yani 1,5 yaşında, 2 yaşında bir erkek çocuğuna artık ortada koşmaya başlayan hareketli bir erkek çocuğuna sünnetin hem uygulanması hem de her şeyini düşünürsek sonraki evde bakımı, altını açması çok kolay olmuyor. Yani sünnet değişik bir, yani çok basit bir yönden ama çok enteresan değil bir cerrahidir. Aslında, evet. Yani siz çocuğa bir fıtık ameliyatı yapsanız o çocuk bir gün sonra hiçbir şey hissetmez. Çünkü düz bir yerde ama bir kesisi olur. Ama yani sünnet yaptığınız zaman çocuk sürekli hani idrarını yapıyor, hareketli bir organ. Yani aile genelde sünnetin etkisini basit ameliyattan ya da kafasına bir dikiş atılmasından daha fazla yaşar. Hmm. O yüzden hani bizim bütün önerimiz bu işin hayatta bir kere yapılacak işin bebekse başta aile ve çocuk için ama özellikle okul çağında yapıyorsak da çocukta travma olmasın ve çocuk çok güzel bunu anlasın diye belli yaş şeylerine kodlarını. Şimdi onu olur, çok merak ediyorum. Eskiden bizim bildiğimiz sünnet düğünleriyle böyle 8 yaşında, 9 genelde yaşında öyle, hatta abi kardeşse beklenir, biri kocaman adam olur. Ha, o durumda yapılırdı. Yani bu aslında doğru bir uygulama değil miydi? Yani şu an aslında küçükken yapıp sonrasında düğünlerini yapabilirler değil mi? Buradan tabii onu ki yani her yani zaman zamanın ruhuna yani zamanın şartlarına da şey yapmak ha, lazım. Hani çünkü eski zamanlarda gelenekler mi de çok tabii önemli ki, tabii ki. Ama her şeyi düşünmek lazım. Şimdi eski zamanların şartları farklı, şimdiki zaman farklı, önerilerimiz farklı ama değişmeyen bir şey var. Siz bir çocuğa cerrahi müdahale yapacaksanız, hocam yani 3-4 yaşında bir çocuğun kulağını muayene etmek bile ne kadar zordur bilirsiniz. Yani bu iş hayatta bir kere yapacaksanız benim şeyim eğer bahsettiğimiz erken bebeklik çağı geçtiyse ondan sonra çocuğun sizi ve sünneti anlayabileceği, oturup konuşabileceğiniz, ondan sonra ona güzelce anlatabileceğiniz, yine lokal anesteziyle rahat rahat yapabileceğiniz 7-8-9 gibi yaşlarda çocuk okul olgunluğuna geldiğinde işin çok daha rahat geçtiğini görüyoruz. Tabii bu eskiden bu düğünler, hokkabazlar, palyaçolar, tabii, müzikler çocuğa yine o günü birazcık şeyini ilgisini dağıtmak, unutturmak için, neşelendirmek içindi. Neyse siz gene düğünü yapın da doğru zamanda halledin. Düğünler çok azaldı, günümüzde çok azaldı. Düğünü yaparsınız. Kirveler çok azaldı artık, evet, çocukları böyle tabletlerle, oyun konsollarıyla ya da platformlardan video izleyerek, tabii, muhabbet ederek yapıyoruz. Yani okul çocukları da çok rahatlıkla eğer siz güzel ona eğilirseniz, önceden bir hazırlık yaparsanız, kendisiyle konuşursanız, yapacağınız işlemleri anlatırsanız, kendisi de gelip işlem yapacağı yeri kendisi önceden görmek kaydıyla, çünkü
siz bile bir yere gittiğinizde ilk başta kendinize bir cerrahi işlem yapılmasını istemezsiniz. Doktorunuza tanışırsınız, yeri görürsünüz değil mi? Çocuklara da öyle davranırsanız eğer çok rahatlıkla lokal anesteziyle hiç uyutmadan aile yanında sünnet yapılabiliyor. Peki aile lokal anestezide çocuğun yanında olması sizce daha mı uygun yoksa? Bir çocuğa eğer lokal anesteziyle iş yapacaksanız yanında annesini babasını yani ailesinden birinin olması çok daha iyi. Çünkü çocuklar ailesinden ayrıldığı zaman bir endişeye kapılırlar. O yüzden mesela benim genel şeyimde eğer narkoz genel anesteziyle yapacaksam ameliyathanede yapacaksam çocuğu mutlaka uyumalı çocuk. Etraftan korkmamalı, çevresinde yeşilli mavili insanlar dönüyor, bir şeyler oluyor. Annesi babası yok yanında. O yüzden yani ameliyathane şartlarında genel anesteziyle yapıyorum ama lokal yapacaksam mutlaka anne babası çocuğun yanında olmalı. Onun hem çok da onlara böyle şey yapmadan yani kontrol yine bizde ve çocukta olmak kaydıyla anne babasının yanında olmasını tercih ediyoruz. İki türlü de yapılabiliyor diyorsunuz. Tabii ki. Peki sünnet çocukta travmaya sebep oluyor mu? Sünnette travmaya aslında genelde toplum sebep oluyor. Yani çocukta siz birçok işlem gerekecek hayatında. Yine demin bahsettiğim düşecek, kafasını yaracak, bir şey olacak, ayağı bacağı kırılacak, bir işlemler geçirecek çocuk böyle. Fanusta yaşamıyor çocuklarımız. Sünneti biz aslında biraz travma haline getiriyoruz. Yani ya çocukları aşırı koruyarak bunu yapıyoruz ya da korkutarak yapıyoruz. Yani aileler böyle çocuk 7-8 yaşına gelene kadar sürekli korkutucu sünnet esprileri yapıp orayı kesecekler falan gibi doğru olmayan şeyler söyleyip yok balta testlere muhabbetleri dönüp ondan sonra da sünnet günü aman çocuğun travma geçirmesin dedikleri zaman bu olmayacak. Yani bu şakaları bir kenara bırakalım evet, yani. İlgilendirmeyi de hekime bırakacağız. Bu şakaları artık biraz bırakacağız. Yani aynen. Bu işin çocuklar için ne kadar önemli bir şey olduğunu hatırlayacağız. Böyle yaptığınız zaman okul çocuklarında sünnet zamanı bırakın travmayı çok da keyifli bir zamana dönüşebilir. Hediye almalar, pohpohlanmalar, işte bütün aile tarafından el üstte tutulma. Ondan sonra yani hakikaten bunu nasıl geçeceği biraz aileye biraz da yapana bakıyor. Peki bunun bir tekniği var mı sünnette de yoksa sıradan herkese aynı uygulama cerrahi uygulama mı yapılıyor sünnette yapılması gerekiyor? Çok fazla teknik var sünnette uygulanabilecek ama hepsinin genel şeyi aynıdır. Yani sünnet derisini uzaklaştır ve oradaki cildi birleştir. Yani genel şey budur. Genel olarak eğer iyi bir şekilde yapıldıysa, doğru şekilde yapıldıysa, ehli biri yaptıysa uzun dönemde sünnet metodlarının birbirine karşı çok fazla bir üstünlüğü yok. Hani o yüzden biraz günümüzde bu sağlıkta zaten reklam olmaz ama hani böyle yok dikişsiz, ağrısız, fansumansız, sünnet, bilmemesiz, sünnet gibi şeylere ben çok hani meslektaşlarımı da çok şey yapmak istemiyorum ama yani katılmıyorum. Böyle reklamlar yapılmamalı. Siz normalde standart bir cerrahi sünnet bildiğiniz kendinden eriyen dikişle yapılan cerrahi bir sünnet hala altın standart sünnettir. Ne kadar zamanda iyileşiyor sünnet? Ne kadar zamanda iyileşiyor? Yani bu da bir çocuğa bağlı, iki ailenin ya da sünnetin iyileşmesinin nasıl algılandığına bağlı. Genelde hani sünnet dediğimiz yine söyleyeyim o dikiş hattı, dikişli bir sünnette bir günde iyileşiyor. Ama çocukta eğer hani sünnet derisi erken dönemde yapılan bebeklerde özellikle sünnet derisi henüz daha kaygan değildir, yapışıktır. Orayı açtığınız zaman orada bazı soyulmalar, tahriçler meydana gelir. Ona bağlı görüntü görülür. Birkaç gün tabii ki hassas olabilir. Ama siz aynı işlemi yapıyorsunuz çocuklara, çocukların mizacına, ailenin anlayışına göre çok farklı sonuçlar alabiliyorsunuz. Yani iki gün sonra tamamen koşturup duran bir çocuk da olabilir bu. Bir hafta penguen gibi yürüyen bir çocuk da yani olabilir. Çocuğun bünyesine de bağlı hem tabii ki. Hem anatomisine hem mizacına hem de yapılan işleme göre değişebiliyor tabii ki. Peki öncesi sünnet esnasında veya sonrasında görülebilecek komplikasyonlar nelerdir? Bunlardan nasıl kaçınılabilir? Tabii her cerrahin en sevimsiz konuşması komplikasyon konuşması. Her cerrahide olduğu gibi sünnette de bir işlem anında olabilecek komplikasyonlar vardır. Uyguladığınız lokal anesteziye bağlı olabilir, cerrahiye bağlı olabilir. Allah korusun hani hatalı orada sonuçta bir cerrahi bir işlem yapıyorsunuz. Her türlü şey olabilir. Bir de sonrasında olabilecek şeyler var. Çok fazla bunların hani detayına girmeyeyim ama genel olarak bunun ana şeyi her zaman için yaptığınız işi ciddiye almak. Basit bir iştir. Sünnet derisini oradan alırım diye düşünmemek. Her zaman önlemli olarak çalışmak. Bir alet kullanıyorsanız, bir cihaz kullanıyorsanız o cihazın özelliklerini bilmek. Yani hiçbir şekilde sünnette hiç bilmeyen başkası kullanıyor diye cihaz kullananlar var. Yanlış teknikler yapan eğitimsiz tıp doktoru olmayan kişiler var. Hani o yüzden
Nasıl kaçınırsınız? Tecrübeyle. Tecrübeyle. Yaptığınız işi ciddiye alarak. Önemli. Her sünnette en baştan başlayarak böyle gözü kapalı sünnet yaparım, toplu sünnet, artık o yüzde 200 çocuk öyle şeyler günümüzde artık çok kalmadı. Konsantre olup da ondan sonra da güzel takip edersiniz. Komplikasyonların çoğundan kaçınıyorsunuz. Sünnet tabii ki mecburi bir işlem değil ama bazı çocuklarda, bazı hastalıklarda sünneti olmak zorunda diyebiliyorum. Evet. Bazı sıkıntılar olduğu zaman ya da daha erken yapmak gerekiyor bazı çocuklarda özellikle. Evet yani bu evet, bazen yani bu yanlış da kötü kullanmakla birlikte ya da bilgisizlikten dolayı hakikaten gerçekten tıbben gerekli olduğu durumlarda var. Hani bizde en büyük yanlışlık çocuklarda, yok bebeklerde sünnet derisi geri gelmiyor diye, yapışık diye, aman hemen sünnet olması lazım, mikrop olur, enfeksiyon olur diye böyle bir şey yok. O sünnet derisi zamanla yavaş yavaş açılıyor. Ama mesela bazı durumlar var ki çocuklarda işte ne bileyim idrarın böbreğe geri kaçması gibi durumlarda ya da sünnet derisinin o penisin daralıp da kremlerle açılamadığı durumlarda çocuğu enfeksiyondan korumak gereken, ekstra önlem almak gereken bazı durumlarda yine yapılması sünneti gerekiyor. Tıbbi olarak uyguluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim Levent Hocam. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.